Bir Tarot 450 Pro unboxing videosunda daha beraberiz. Club RC ailesine selamlar. Evet, açıyoruz. Gel abi. Evet, paketleme olarak gayet güzel paketlendiğini söyleyebilirim. Lakin PTT sağ olsun paketi biraz haşet etmiş durumda. Evet, frame parçalarını çıkarıyoruz. Böyle, bu kutuyu kaldıralım. Evet, şimdi. Tabii bu Tarot 450 normal bir 450'ye nazaran birkaç upgrade parçayla geldiği için biraz kutular şişkin durumda. Gördüğünüz gibi flybarless ünitesi, arka rotor ve ana rotor burada. Tarot'un gönderdiği birkaç zıvır zıvır bunları da çıkardık. Bunlar kullanacağımız ana 3 dijital servo. Şimdi frame kutusunu açıyoruz. Bu kutu bayağı bir yoğun. Yedek olarak aldığım parçaları ilk önce ayırayım. Aldığım upgrade parçaları ise tek tek buraya yerleştireceğim. Motor sağ olsun valla aynı kadar kopya edilmiş durumda. Ona bayağı şaşırdık açıkçası. Evet. Bol bol kuyruk pervanesi de almış bulunmaktayım. ESC'de tam bir yani el aynı kopyası olmuş. Motor ve SC bakımından Tarot'u tebrik ediyoruz. Kanopinin içine sıkıştırılmış biçimde olan diğer parçaları da çıkartalım. Kuyruk servosu. Frame'e takılan plastik parçalar. Ve kanopi burada. Bakalım kanopi işçiliği nasıl? Kanopi görüldüğü gibi 1-2 makyajlama hatasına karşı gayet güzel yapılmış. Ben gayet beğendim. Neyse kanopiyi de koyalım. Evet, skitlerimiz burada. Bir tane de yedek almıştım malum. En çok kullanılan şeylerden. Skitleri de koyuyoruz. Aldığım alüminyum upgrade'lerden gene parçalar burada gözükmekte. Evet. Burada da anahtar var. Evet, söz konusu en çok klon ürünlerdeki olan şey parça bu frame'ler. Paket içinden bakmama karşın gayet çapaksız gözüküyorlar bence. Gayet güzel işlenmiş. Evet, paketleri de kaldıralım. Şimdi kuyruk ve pallerle ilgili bölümü açıyoruz. Burada benim yedek olarak aldığım karbon paller ve normal orijinal 3D palleri görüyoruz. Bunları da şöyle koyalım. Kuyruk parçaları da burada. Stabilizer, işte torktub şaftı ve işte denge çubukları da burada bulunuyor. Bunun dışında evet, başka bir şey yok. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz.